Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere arabalardaki stabilizasyon sistemlerinden bahsedeceğim. Yani hepimizin bildiği şekilde BMW'lerdeki DTC, Honda'lardaki VSA ve geri kalan çoğu arabalarda ESP. Bu sistemin çalışması için arabalarda belli sensörler ve kontrol üniteleri var. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim, çekiş yardımı yani traction control dediğimiz şey aslında ESP'nin bir alt dalı. Stabilizasyon sistemi bunu da sağlayan bir ünite diyelim. Bu ünitenin içinde her 4 teker için birer ivme ölçer sensör. Ayrıca arabanın ortasında bir ivme ölçer, arabanın dönmesini anlayabilmek için. Ve direksiyonda da bir tane sensör var, direksiyonun baktığı yönü anlayabilmek için. Bunların hepsinin bilgi verdiği bir kontrol ünitesi. Yani bir bilgisayar olarak düşünebilirsiniz. Ve bu bilgisayarın kontrol ettiği bir hidrolik pompa var. Bu hidrolik pompa da frenlere giden fren sıvısını kontrol ediyor diyelim. Yani her tekere ayrı ayrı fren yapma yetkisini veriyor bilgisayara. Aslında ESP'nin çalışma teknolojisi oldukça basit ama hayat kurtaran türde. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir yolda gidiyorsunuz. Karşınızda bir viraj var. Hızlısınız ve direksiyonu aniden kırdınız. Araba understeer yani hak arasında bildiğim şekilde önden kaymaya başlayacaktır. Yani direksiyonu çevirdiğiniz yön ve arabanın gittiği yön farklı olacaktır. Yani örneğin sola doğru olan bir virajda araba fazla hızlı girdiği zaman burundan sağa doğru kayma eğilimi gösterecektir. Otomobiliniz bunu engellemek için sol arka tekeri frenleyerek orayı adeta bir pivot ayağı haline getirip tekrar yola sokacaktır diyelim. Aynı şekilde arkadan kayma durumlarında yani halk arasında bildiğimiz yanlama diyebiliriz. Arabanız bunu anlayacak ve yine sola doğru olan bir virajda arabanın burnu iyice sola doğru açılacaktır. Bunu engellemek için de sağ ön tekeri frenleyerek arabanız sizi yola sokar. Tabii böyle virajlarda düşündüğümüz zaman çok etkisini anlayamayabiliriz ama burada esas önemli olan arabanız giderken karşısında bir engel çıktığını düşünmektir. Karşınıza bir engel çıkar ve engelden uzaklaşmak için direksiyonu kırarsınız. Direksiyonu kırdığınızda araba burundan kaymaya başlar dediğimiz gibi. Arkadaki tekeri frenleyerek sizi yandaki şeride dönmeye çalıştığınız yere çevirir. Ve tekrar kendi şeridinize hızlı bir şekilde geçmeye çalıştığınız zaman bu sefer araba arkadan kayma eğilimi gösterecektir. Bunu toparlamak için de öndeki tekerinizi frenler ve sizi şeridine sokar. Yol tutuş sistemlerinde durum biraz daha basittir. Aslında arabanızın gittiği hızı ve tekerleğin dönme hızını bildiği için otomobiliniz ikisinin eşit olmaması durumunda arka tekeri yani kayan tekerleği frenleyerek ya da motordan gelen gücü keserek gereksiz patinajı engeller ve bu şekilde siz de yola tutunur, güvenli bir şekilde hareket edebilirsiniz. Aslında çoğu ESP sistemi hill holder yani yokuş yardımı da size sunar. Ama bazı arabalarda bu var olmayabilir. Arabadan arabaya değişiyor. Evet arkadaşlar umarım her şeyi açıkça anlatabilmişimdir. Aklınıza yatmayan, merak ettiğiniz ya da benim açıklamayı atladığım şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolarda anlatmamızı istediğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz ne kadar insanla paylaşırsanız biz de o kadar çok insana ulaşabiliriz ve o kadar çok insanı bilgilendirebiliriz. Aynı zamanda bizi Instagram hesabımız Anlatan Adamlardan takip edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.